Dostlar merhabalar. Şimdi basit eşitsizlikler konusunun ikinci videosuyla devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bu ikinci videoda da bitirebileceğiz konumuzu dostlarım. Şimdi biraz fazla soru hazırladım ki daha iyi öğrenebilin diye dostlar. O yüzden video birazcık uzun sürüyor. Yani 3 parçada çeksem yeridir diyebilirim arkadaşlarım. Şimdi şu odaklanmayı da bir ayarlayalım. Evet, hadi bakalım. Vira bismillah diyoruz. Başlıyoruz. Şimdi dostlar, klasik soru tarzımız var her soru bankasında. Buraya kadar çözdüğümüz soruları da her soru bankasında göreceksiniz. Bu da yine her soru bankasında olan bir soru tarzıdır ki yerine koyma soruları diye geçer dostlarım. Şimdi hemen örnekleri çözünce tabii ki çok daha iyi anlayacaksınız diyelim. Hemen şöyle 3 tane örnek hazırlamışız dostlar. Bir bakalım ne diyor ilk örneğimiz. Bakın olay şöyle. Şimdi iki tane bilinmeyen var. Bakın üç soruda da ortak olan şeyi söylüyorum. X var, Y var. Bir denklem şeklinde verilmiş. X var, Y var. Bakın Y eksi X eşittir 4 gibi bir denklemle verilmiş. Yine X bölü bilmem ne eşittir Y şeklinde bir denklem. İşte X artı 2 Y eksi 10 şeklinde bir denklem. İki tane değişken. X ile Y. İki değişkenimiz var. Ve bu değişkenlerden birinin de aralığını veriyor. Bakın X'in aralığını veriyor. Y'yi soruyor. Y'nin aralığını veriyor. X'i soruyor. Yine X'in aralığını veriyor. Burada da Y'nin değerlerini istiyor. Soru tarzımız bu. İki değişken var. Birinin aralığı verilmiş. Diğerinin de aralığı isteniyor. Soru tarzıdır. Bunun ismi yerine koyma soru tarzı diye de geçer kısaca. Peki ne yapacağız öğretmenim? Şimdi dostlar, Y'yi istiyorsa şu aralığın içinde Y yazacak. Burada x'i mi istiyor? Aralığın içini x yapacaksın. Y'yi mi istiyor? Şu aralığın içinde x yazıyor ya, sen burayı y yapacaksın dostum. Yani şöyle yapacaksın canım kardeşim. Bak, x'in aralığını vermiş ya sana. Sen verilen denklemde, şu denklemde x'i tek başına bırakacaksın. Eksi x bu tarafa nasıl geçer? Eşittirin bu tarafına. Artı x olarak geçer. 4'ü de bu tarafa at. Y eksi x oldu. Bak ne dedim? Neyi istiyor? Y eksi 4 oldu. Çok pardon. Y'yi istiyor. Neyin aralığını vermiş? X'in aralığını vermiş. Neyin aralığını verdiyse sana sen onu denklemde yalnız bırakacaksın. Bak x'i tek başına bıraktım. Mesela burada y'nin aralığını vermiş ya. Y'yi tek başına bırakacaksın. Burada x'in aralığını vermiş ya, x'i tek başına bırakacaksın. Peki tamam hocam, x'i tek başına bıraktım. Birinci adımı tamamladım. İkinci adımda ne yapacağız öğretmenim? İşte bu bulduğun x'i getirip aralıkta yerine yazacaksın. X yerine y eksi 4 yazabilirsin artık. Çünkü x eşitmiş y eksi 4'e. O zaman şöyle oluyor aralık. Eksi 2 var. Küçüktür. Bir de küçüktür 1 var. X'ti burası. Ne yazıyorum? Y eksi 4. Peki şimdi önceki videoyu hatırla bakalım. Amacımız Y'nin aralığını bulmak. Peki yanında eksi 4 var hocam. Ne yapıyorduk? Artı 4 ekliyoruz buraya da. Buraya da, buraya da. Peki ekleyelim. Eksi 2 artı 4 daha 2 yapar. Artı 4 ile eksi 4 gider. Y yalnız kalır. 1 artı 4'ten 5 olur. İşte 2 ile 5 aralığındaymış. Y'nin en geniş tanım aralığını yazın diyor. 2 ile 5 aralığında dostlarım. Tabii 2 ile 5 aralığında bu şıklara göre bakacaksınız. Aralık istediği için, yani eşitsizlik şeyinde değil de aralık olarak yazın demiş. Biz de aralık olarak 2 dahil mi? Hayır değil. Yuvarlak parantez. 5 dahil mi? O da dahil değil. Yuvarlak parantez yaptık. Bu şıkkımız doğru cevap olacak diyelim. Hadi geldik şuna. Şimdi biz neyi yalnız bırakacaktık? Aralığı verileni. Yani x'i yalnız bırakıyoruz dostum. Hadi bırakalım x'i yalnız. Şu 0, 2 ile burayı çarparsak, bakın içler dışlar çarpımı yaptım. X eşittir y çarpı 0, 2. 0, 2'yi de sen biliyorsun 2 bölü 10 diye yazılır. X eşittir 2 ile onu sadeleştirebilirim 1 bölü 5. Y ile de 1'i çarpıyorum y bölü 5 oldu. Bak x demek ki y bölü 5'e eşit. Yani ben x gördüğüm yere artık y bölü 5 yazacağım. Peki yazalım, aralığı bir daha yazıyorum. Eksi 2 küçük eşit y bölü 5 küçüktür 3 oldu.
Peki dostum, şimdi y'nin bölüsünde 5 var. Bu bölüden kurtulmanın yolu neydi? 5 ile çarpacağız. O zaman çarpı 5 çarpı 5 çarpı 5 diyor. Eksi 2 ile 5'in çarpımı eksi 10. Pozitif bir sayıyla çarptığım için yön değiştirme yok. 5 ile bölü 5 sadeleşir, y kalır. 3 ile 5'in çarpımı da 15. İşte eksi 10 ile 15 aralığında çıktı bizim değerlerimiz. Bize de diyor ki bunun diyor ne diyor? Tam sayı değerlerini toplayın. Şimdi bir yazalım neler var. Eksi 10 var. 15'e doğru gidiyorum. Yani sıfıra doğru yol alıyorum. Eksi 9, eksi 8, eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3. Şuraya kayacağım arkadaşlar. Eksi 2, eksi 1, 0. Sonra 1. 1'e doğru 1. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Başka 14'e kadar değil mi? 11, 12, 13, 14'tür. X'in alacağı değerler. Ya hocam, her seferinde böyle uzun uzun yazacağız mı? Bu kadar hani, yine hadi yazabileceğimiz kadar 21 tane sayı var en fazla burada. Ya da pardon, kaç taneyse artık, 20-25 tane. Ya 100 tane sayı olsaydı yazacak mıydık hepsini? Hayır, şimdi ilk soru olduğu için böyle gösteriyorum sadece arkadaşlarım. Bakın şimdi bunların da toplamını istiyor. E hocam, şimdi eksi 10 ile artı 10'u bir daha toplamaya gerek yok çünkü sıfır burası. Eksi 9 ile artı 9 sıfır, 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 sıfır oluyor değil mi bunların toplamı? Şu da zaten sıfırdır. E o zaman biz sadece şu dördünü toplasak yetecek bize. Peki toplayalım. 11, 12 daha, 23, 13 daha. Ne yaptı? 23, 23, 33, 36, 4 daha 40, 10 daha 50. Demek ki toplamları 50'ymiş. Yapıştırdık, geldi. Şuna bakalım şimdi. Hemen hallediyorum dostum. Şimdi y dediği için y'yi yalnız bırakıyorum. O zaman 2y burada dursun. Eksi 10'u buraya artı 10. X'i de eksi x diye geçirelim. 2'ye bölelim bir de. Y eşittir 10 eksi x bölü 2. Şimdi getirip bunu burada yerine yazacağız. Yani eksi 1 küçüktür. 10 eksi x bölü 2 küçüktür 4. Önce bölü 2'den kurtulalım. 2 ile çarp. 2 ile çarp. 2 ile çarp. Burası eksi 2 olur. Küçüktür. 2'ler gider. 10 eksi x kalır. Küçüktür. 4 kere 2 8. Şimdi 10'dan kurtulalım. Artı 10 ya. Eksi 10 ekliyorum. Eksi 10 ekliyorum. Eksi 10. Eksi 2 eksi 10 daha eksi 12 yapar. Bu onlar sıfırladı. Eksi x. 8 eksi 10'dan da eksi 2. Peki can öğrencim, şimdi eksi x geldi. Bak burası. Eksi x'ten de, eksiden de kurtulalım. O yüzden eksi ile çarpalım her iki tarafı. Çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 çarpı eksi 1 diyor. Burası artı 12 oldu. Burası artı x oldu. Burası da artı 2 oldu. Peki eşitsizlik ne durumda? Yön değiştirecek değil mi? Çünkü eksi bir sayıyla çarptım. İşte 2 ile 12 aralığındadır diyoruz. Doğru cevabımız. Bu soldan başlamış. Yani 2'yi bu tarafa almış. Tabii ki küçüktür x, küçüktür 12 diye de yazılır dedik dostlar. Evet can kardeşlerim, bunu da hallettik. Şimdi normalde iki tane daha soru hazırlamışım bununla ilgili ama arkadaşlarım çok fazla zaman kaybediyoruz. O yüzden daha çok kağıt var önümde. Biraz bazı kağıtları es geçiyorum dostlar. Şunu çözeceğiz şimdi. İki eşitsizlik arasındaki işlemler. Toplama, çıkartma, çarpmayı göreceğiz hemen dostlarım. Şimdi toplama gayet kolay dostlar. Yeter ki eşitsizliklerin yönlerini, bak bu küçüktür küçüktür ya, bu da küçüktür küçüktür alt alta yazdığın takdirde hemen çok rahat basit bir şekilde topluyorsunuz. Toplayın. Direkt aynı sayıları alt alta topluyorum. 3 ile eksi 2'nin toplamı 1'dir. Eşitsizlik aynı şekilde yazılıyor. Yine burası da. A ile B'nin toplamı A artı B'dir. 4 ile 6'nın toplamı da 10. Yani A artı B'nin aralığı 10 ile 1 aralığındaymış. Toplama gayet basit. Çıkartma da yine basit dostum. Bak şöyle. Şimdi çıkarılan kısım hangisi ise, alttakinin hani x eksi y diyor ya. Olayın şu aslında. X eksi y demek şu demektir dostum bak. X artı eksi y demektir aslında. Doğrusu böyle yazılır bunun, tamam mı? Şu artıyla eksinin çarpımı da eksi olduğu için biz onu x eksi y diye yazarız. Ama asıl yazılışı budur. O zaman şunu diyoruz. X ile yine toplama yapıyoruz aslında, çıkartma yaparken.
sadece y ile değil de eksi y ile topluyorum. Yani y değil bu, eksi y olması lazım. O yüzden eksi ile çarpmalıyım ben bunu. Peki çarpalım hocam. Sen şimdi burayı eksi ile çarparsan bunu da, yani eksi 1 ile, eksi 1 ile çarp, eksi 1 ile çarp, eksi 1 ile çarp. Peki 3 ile eksi 1'in çarpımı? Eksi 3. Y ile eksi 1'in çarpımı? Eksi y. 5 ile eksi 1'in çarpımı? Eksi 5. Şimdi bu çıkartmada neye dikkat edeceğiz? Ne ile çarptım? Eksi 1 ile çarptım. O zaman yön değiştirecek değil mi dostum? Bakın yön de değiştirdi. Şimdi şuna dikkat edin. Şimdi birinciye aynen yazıyorum bak. Eksi 1 küçüktür x 4. İkinciyi yazarken eşitsizliklerin yönü aynı olacağı için dostum şöyle. Eksi y'yi yazacağım buraya. Bunu bu tarafa, bunu da bu tarafa alıyorum ki. Yani şu eksi 3'ü buraya, eksi 5'i de buraya alıyorum ki yön değiştirebileyim. Şunların yeri değiştiğinde bu büyüktür simgesini küçüktür yapabiliyorsun dostum. O yüzden ben de böyle yaptım. Çünkü alt alta aynı simgelerin gelmesi lazım. Peki şimdi toplayabilirsin artık. Eksi 1 ile eksi 5'in toplamı eksi 6'dır. Bak burası küçük, aynı simge. X ile eksi y'nin toplamı x eksi y demektir. 4 ile de eksi 3'ün toplamı 1 demektir. Demek ki eksi 6'dan büyük, 1'den de küçük olacak. Hatta çözüm aralığını da gösterelim. Eksi 6 ile 1'in 1 de dahil değil, eksi 6 da dahil değil. Evet, geldik çarpmaya. Dostlar, bu da çok zevkli, basit ama hani toplamayla çıkartmaya göre bir tık daha uzun işlemi var burada da. Şöyle bir cümleyi önce birlikte bir okuyalım, sonra daha açıklayıcı bir şekilde konuşacağım. Diyor ki birinci eşitliğin sınırları ile, yani birinci eşitliğimiz üstteki ya, eksi 2 ile 4'ten bahsediyor. Eksi 2 ile 4'ü diyor, ikincinin sınırları ile hem karşılıklı hem de çapraz olarak çarpılır diyor. Hmm. Yani şundan bahsediyor. Üsttekinin sınırlarını, mesela eksi 2'yi de diyor, 4'ü de. Eksi 2'yi al, karşılıklı, karşısında ne var? 3. Çaprazında ne var? 6. Eksi 2'yi hem 3 ile çarp hem de 6 ile çarp diyor. Yapalım. Eksi 2 çarpı 3 eşittir eksi 6'dır. Eksi 2 çarpı 6 eşittir eksi 12'dir. Aynı şeyi 4 için de yapacaksın. 4 ile 3'ü çarp 12'dir. 4 ile 6'yı çarp 24'tür. Bak hem karşılıklı hem de çapraz olarak çarptık. Bunların sonuçlarından en küçük olan hangisi en küçük? Eksi 12 alt sınırdır diyor, çarpımın alt sınırı. En büyük olan yani 24'te üst sınırdır diyor. Demek ki çarpımın sonucu eksi 12 ile 24 aralığında olacak. Yani neymiş kural? Hem bununla bunu, sonra bununla bunu, sonra 4 içinde bununla çarp, 4 ile 6'yı çarp. Bu çıkan sonuçların içinden en küçüğü hangisi ise onu küçük sınır, en büyüğü hangisi ise de üst sınır yap diyor kısaca. Şimdi gelin bunları da şöyle sorularla daha da iyi bir pekiştirelim dostlar hemen. Şimdi ilk sorumuza bakalım. X eksi y'yi istiyor bizden dostlar. X eksi y. Ne yapacaktık? Önce eksi y'yi bulacağız. Tamam, bulalım. Eksi ile çarpıyorum. Yani eksi 1 ile. Eksi 1 ile. Eksi 1 ile çarpıyorum. Peki ne olur eksi 1 ile çarparsak? Burası 4 olur. Yön değiştirdi. Burası eksi y olur. Yön değiştirdi. Burası da artı 1 olur. Değil mi? Bak eksi ile çarptık. Yön değiştirmeyi unutmayın. Kuraldı. Şimdi toplamaya geldik. Birinciye aynen yazıyorum. Eksi 3 x ve 5 diye yazdım. Şimdi geldim ikinciye. Dostum bak bu büyük, bununkiler küçük. Aynısı olması için biri bu tarafa yazıyorum ve simgelerin yönleri bakın aynı oluyor. O zaman bu da 4. Şimdi topluyoruz değil mi artık? Toplayalım. Eksi 3 ile 1'in toplamı eksi 2. Simgeyi yazdım. X eksi y simge yazdım. 5 ile 4'ü toplamı da 9. Evet, 9 ile eksi 2 aralığında, yani ne var? Eksi 2 var. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da dahil. Çünkü eşittir var burada. O zaman en büyük değeri nedir? 9'dur dedik. Hemen alttakine gelelim. Yine x eksi y'yi istiyor dostlar. Hemen x eksi y'mizi bir bulalım. Şimdi y'yi eksi ile çarpacağız. Şurada gösteriyorum. Eksi 1 ile çarpıyorum. Artı 2. Yön değiştirecek. Eksi y çarpıyorum. Yön değiştirdi. Eksi 1. Şimdi alt alta yazıyorum. Eksi 1 küçük eşittir x küçük eşittir 3. Bunu da eksi 1'i başa yazıyorum.
küçük eşittir eksi y, küçük eşittir 2. Ve topluyorum. Toplayalım, burası eksi 2 yapar, küçük eşittir x eksi y yapar, küçük eşittir 5 yapar. Lan bütün kalemlerin de ucu bitmiş ha. En küçük değerini soruyor. En küçük değeri eksi 2'dir. Çünkü eksi 2 dahil arkadaşlarım. Dahil olmasaydı eksi 1'i alacaktım. Bir sonraki küçük değeri alacaktım. Evet, geldik şuna. Hemen bakalım bu ne diyor. Şöyle bir kalem bulayım da şöyle yazan güzel bir şey. Şunu alalım bakalım. Burada da 3x eksi 2y'nin en büyük değeri. Şimdi x ile x eksi y değil bak. X'i 3 ile çarpın diyor. Hadi çarpalım o zaman. Hiç sorun değil. Aklımıza gelen ilk şey. Burayı komple 3 ile çarpacaksın. Burayı da 3 ile çarp. Burayı da 3 ile çarp. Burayı da 3 ile çarp. O güzel yazıyormuş. 0 ile 3'ün çarpımı 0. Küçük eşittir. 3 ile x'in çarpımı 3x. Küçüktür. 3 ile 4'ün çarpımı 12. Şimdi burayı da eksi 2 ile çarpacağız. Dikkat. Eksi ile çarpacağız. Peki eksi 2 ile 1'in çarpımı, yani şunu da eksi 2 ile çarp. Bunu da eksi 2 ile çarp. Bunu da. Eksi 2 ile 1'in çarpımı eksi 2. Eksi 2 ile y'nin çarpımı eksi 2y. Eksi 2 ile 2'nin çarpımı da eksi 4. Peki eşitsizlik ne yapıyordu? Yön değiştiriyordu değil mi dostlarım? Yön değiştirdik. Peki. Şimdi bunu da altına getirip hemen yazıyorum. Ama burada büyük, burada küçük olduğu için yer değiştirerek yazıyorum. Yani eksi 4'ü buraya, eksi 2'yi de buraya yazdım dostlarım. Şöyle. Eksi 2'ye şöyle. Eksi 2. Şimdi de ne diyorduk? Bunları alt alta toplayalım. Hadi topluyoruz şimdi alt alta. 0 ile eksi 4'ün toplamı eksi 4. Küçük eşittir. Burası da ne yaptı? 3x eksi 2y yaptı. Geldik. 12 ile eksi 2'nin toplamı da eksi 10. 10 mu yapıyor dostlarım? 10 yaptı. Buna göre diyor 3x eksi 2y'nin en büyük değeri kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Biz bir yerde bir hata mı yaptık? Bir daha bakalım. Çünkü 10 geldi buradan cevap arkadaşlarım. En büyük değeri 9 geldi daha doğrusu. 10 eksi 2. Burası tamamdır. Eksi 2 ile çarpıyoruz. Eksi 4 oldu. Eksi 2 oldu. Muhtemelen benim bir yerde bir hata yaptık arkadaşlar. Ama nerede yaptık? Tam onu çözmeye çalışıyorum şimdi. 3x 12. Burada bir sıkıntı yok. Şurası 11 olsa 11'den 9 2 çıktı. 9 olacak şurası. 9'dan bir küçük 8 olacak. Hiçbir sıkıntı yok. Ya bunun cevabı muhtemelen ben burayı yanlış yazdım arkadaşlar. 9 olacak çünkü bizim yaptığımız bir hata yok. Siz bir daha bir kontrol edin. Eğer hata bende ise hemen yorumlara yazarsınız zaten. Peki. Geçtik bunu. Bir de çarpmayla ilgili yapalım değil mi? İki tane de buradan soru çözelim. Bakalım bunu nasıl yapacağız? Hemen gösteriyorum dostlarım. Diyor ki x çarpı y hangi aralıktadır? Şimdi x çarpı y'yi bulmadan önce ne yapıyordum? Şimdi eksi 1'i alıyorum. Eksi 1 ile bir eksi 4'ü çarpıyorum. 4. Sonra eksi 1 ile 2'yi çarpıyorum. Eksi 2. Şimdi geldim 3'e. 3 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Eksi 12. 3 ile de 2'yi çarpıyorum. 6. İşte bu bulduğum sonuçların içinde en küçük olanı, bu en küçük ve en büyük olanı, bu da en büyük. Nereden çıkacağını bilemezsin. Belki bu en küçük olacak, belki bu en büyük olacak. Bilemezsin dostum. Hepsine tek tek bakıyorum. İşte bu da benim eksi 12 ile x çarpı y 6 aralığındadır diyorum. Bakın burada da çözüm kümesini de göstermiş. Eksi 12 ile 6 aralığında. Eksi 12 de dahil değil. 6 da dahil değil. Evet, geldik şuna. X çarpı y'nin en geniş tanım aralığı nedir diye bir soru sormuş bize. Hemen artık siz de çok rahat yapabilirsiniz dostum. Şöyle x çarpı y diyelim. Şöyle bir yazalım. Küçük eşittir. Küçük eşittir diye yazdık. Eksi 3 ile eksi 5'in çarpımı 15. Eksi 3 ile 1'in çarpımı eksi 3. 4 ile eksi 5'in çarpımı eksi 20. 4 ile 1'in çarpımı da 4. En küçükleri nedir bunların? Eksi 20. O zaman alt sınır eksi 20. En büyükleri hangisidir? 15. O zaman üst sınır da 15 olacak dedik. Evet, çarpmayı da yaptık dostum. Şimdi birazcık hızlanmalıyız. Bir uyarımız var arkadaşlar. Dikkat etmenizi istediğim bu eşitsizliklerde sizi en çok aldatacağı yerler. Bakın bu çözdüğümüz son 5 soruya şöyle bir dikkat ederseniz. Son 5 soruda şunu dememiş. X tam sayıdır. Yani şunlar yok.
X elemanıdır Z, Y elemanıdır Z gibi ya da bunun Türkçe yazılışı X ve Y tam sayıdır gibi cümleler yok bu soruların hiçbirinde. Şu son çözdüğümüz 5 soruda çakma olsun toplama olsun. Ama eğer ki soruda özel olarak bu X elemanıdır Z, Y elemanıdır Z gibi bu şekilde belirtmişse ya da X ve Y tam sayıdır deyip demediğine bakacaksınız dostum. Dediyse eğer ki bunlardan birini söylediyse biz hani çarpma işlemini ya da toplama işlemini alt alta yapmayacağız. Değer vererek çözeceğiz dostlarım. Soruyu değer vererek çözeceğiz. Eğer tam sayıdır dediyse. Şimdi buna da örnek yapalım bu uyarıdan sonra. Bakın daha iyi anlayacaksınız. Şimdi ilk sorumuza bakarsanız diyor ki X ve Y tam sayılar diyor. Yani bunun matematiksel gösterimi X ve Y elemanıdır Z de diyebilirdi. Buna göre X eksi Y'nin değeri en çok kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi X eksi Y'yi en çok olabilmesi için şöyle yapacağız değil mi? Hani bunu normal rakamlar ya da tam sayılar konusunda böyle ilk çektiğimiz videolarda da söylemiştik. Bunun en çok olmasını istiyorsa ne demiştim dostum? Artı olanlara aynısını, yani bu artı ya x, buna en çok değeri, eksi olanlara da tam tersini, en çok dediyse en az değeri vereceksin sen, en küçük değeri. Yani x'in olabildiğince en büyük değerini bulacaksın. X en fazla kaç olabilir? 4 olabilir. Demek ki x'e 4 verecekmişim. Y'ye de en az değerini verecekmişim. Y peki en az kaç olabilir? Bak eksi 3'ten büyük olacak. Y eksi 2, eksi 1, 0, 1 diye gidiyor. Demek ki Y'ye de en az eksi 2 verebilirmişim. Peki işlemi yapalım. 4 var. Arada eksi işlemi var. Bir de eksi 2 var dostum. 4 eksi eksi 2 yani 4 artı 2 demektir. O da 6 çıkar sonucumuz. Bak. Bu kısmı unuttuysanız arkadaşlarım hemen rakam videomu açın benim rakam. Yanlış hatırlamıyorsam dostlar tam emin değilim ama reel sayılar videosu diye bakın. Ya 8. ya 9. ilk başta attığımız 8. ya da 9. video olması lazım. Orada bunları açıklamıştık. En az diyorsa ne yapacağız, en çok diyorsa ne yapacağız gibi. Şimdi geldik buna. Bak diyor ki y-3x'in en büyük değeri kaçtır diye soruyor. Yani y-3x'in en büyük değeri. Ne demiştim dostum? Artı mı bu y'nin önündeki? Buna istediğinin aynısını. En büyük istiyorsa y'nin en büyük değerini. X'in önünde ne var? Eksi. Eksilere ne diyecektik? Tam tersi. O zaman en küçük değeri vereceğiz x'e. Peki y'nin en büyük değeri y bak 10 olabilirmiş. Çünkü eşit olabilir diyor. Y 10 olacak. Eksi 3 çarpı x ne olacak? En küçük diyor. Eksi 4'ten bir sonraki en küçük sayımız ne? Eksi 3. O zaman eksi 3'ü yazdım buraya. Peki 10 eksi 3 ile eksi 3'ün çarpımı da eksi 9'dur. Bak 10 eksi eksi 9. Yani ne demekti bu? 10 artı 9 demektir. 19 çıktı. En büyük değeri dedik. Evet dostlar. Bu dikkat edilmesi gereken hususu da hallettik. Şimdi geldik bir de bizden x kare ile x küpün aralığını isteyecek dostum. Bunu öğrenelim bir de şimdi. Şimdi şurayı ben açıklayıcı bir şekilde yazdım her şeyi. Birazcık örneklerle bu kısmı daha iyi öğreneceğiz. Sen burada videoyu bir durdur, bir notunu al, tamam mı? Buranın bir notunu al kardeşim. Yani en azından bir ekran görüntüsü al burada. Şimdi diyor ki bir eşitsizlik var diyordu. X'in eşitsizliğini vermiş A ile B aralığında. Bu eşitsizlikte bizden x karenin aralığını bulacak, soracak. X karenin aralığı bulunurken iki şeye bakacağız dostum. 1. Bu a ile b'nin aralığında 0 bu araya giriyor mu diye bakacaksın ya da girmiyor mu diye bakacaksın. Eğer 0 bu a ile b'nin arasına girdiyse, arasındaysa alt sınır kesin 0 olur. Alt sınırımız kesin 0 olacak x kareyi yazarken. Üst sınırı bulurken de bunun karesiyle bunun karesini alıp hangisi daha büyükse onu da üst sınır yapacaksın. Bir de unutma
hani alt sınır sıfır dedik ya, o alt sınırdaki sıfır hep dahil olacakmış. Sıfır hep dahil. Şimdi ne dedin öğretmenim sen? Bir açıkla bize bak. Örnekle daha iyi anlayacaksın. Şimdi bana eksi 2, 5 aralığında x'in aralığı verilmiş. Benden de x karenin aralığı istenirse, bak x kareyi bulacağım. Hemen şuna bakıyorum. Eksi 2 ile 5'in arasına giriyor mu bu sıfır? Yani sayı doğrusunda gösterseydik şöyle. Sıfır burada, eksi 2 burada, 5 de bu tarafta. Yani sıfır bu aralıkta mı, ikisinin arasında mı? Arasında. O zaman şöyle yapıyorum. Alt sınır kesinlikle sıfırdır diyorum. Ve eşittir'i koyuyorum. Sıfır eşittir alt sınır. Peki üst sınırda ne yapıyormuşum? Bunun da karesini alıyorsun 4. Bunun karesini alıyorsun 25. Hangisi daha büyükse onu da getirip üst sınır olarak yazıyorsun. Yani 0 ile 25 aralığında. Bak illa bu bununki şey sağdaki daha büyük çıkacak diye bir kural yok. Bazen bunun karesi daha büyük çıkıyor, tamam mı? Onu bilemez. İkisinin de karesini al. Sonuçta ikisinin de karesi pozitif. Eksi bir sayının da karesi pozitif. Pozitif 2 zaten pozitif. Mevzu anlaşıldı mı dostlar? Bak şaşırıp da şunu yapmayın sakın. Hocam eksi 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25, o zaman 4 ile 25 aralığında. Deme sakın bunu. Bak buraya dikkat et, tamam mı? Senin şaşıracağın yer burası. Sorarsa zaten bu özelliği daha çok sorma ihtimali vardır. Haberin olsun. Gelelim şuna. 0 A ile B arasında değilse. Burada iş işte az önce aklına gelen durum. Yani her ikisinin de karesini alıyorsun. Bak 2 ile 5 aralığında. Şimdi sayı doğrusunda göstersek 0 burada, 2 burada, 5 burada. Şunların arasına 0 girmiş mi? Girmemiş. O zaman mevzu kolay. Yani ilk akla gelen şeyi yapacak. 2'nin karesini al 4, 5'in karesini al 25. Küçük olan alt sınır, büyük olan üst sınırdır. Olay biter. Gayet basit. 0 aralığa girmediyse mevzu basitmiş dostum. Ama 0 aralığa girdiyse karıştırma. Mutlaka alt sınır 0, üst sınırı yazarken de ikisinin de karesini mutlaka al. Hangisi daha büyükse onu da getir buraya yaz. Şimdi gelelim şuna. Yine bize aynı eşitliği vermiş. Bu sefer küpün aralığı istenirse olay dünyanın en basit şeyi kardeşim. Sıfır şuradaymış, buradaymış, umursama. Hemen direkt küpünü al. Yani ilk akla gelen şeyi yap diyorum kısaca. Hemen eksi 3'ün küpü 27. 4'ün küpü 64. Aralığı direkt yaz. 27 ile 64 aralığındadır küpün değeri. Olay da biter. Şimdi gelin bunu örneklerle taçlandıralım. Daha iyi öğrenelim hemen arkadaşlar. Şimdi birinci soru diyor ki bakın x kare ifadesinin değer aralığı nedir diye bir soru sormuş. X karenin aralığını istiyor. X karede dikkat. Sıfır bu aralıkta mı? Şimdi göster. Sıfır buradaysa eksi bir burada, dört de bu tarafta. Sıfır aralıkta. O zaman ne demiştik? Alt sınır kesinlikle sıfır olacak dostum. Ve sıfır dahildir. Sıfır dahil. X kare diyelim buraya. Şimdi eksi 1'in karesi 1, 4'ün karesi de 16. Büyük olan hangisi? Tabii ki 16. İşte demek ki x karenin aralığı 0 dahil 16 ile 0 aralığında. Bakın gösterilişte burada zaten. Hadi şunu da yapalım. 0 bu aralıkta mı? Evet, bu aralığın içinde. O zaman alt sınırım kesinlikle 0. Küçük eşittir'i yazıyorum. Eksi 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. Bak 9 daha büyük olduğu için de 9'u yazıyorum buraya. Aman dikkat. Tabii ki eşittirim var. Çünkü ikisinde de eşittir var. Buraya da eşittir'i dahil ediyorum. Bu da x karenin aralığı. Neymiş? 0 ile 9 aralığında. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da dahil. Kaç tane değeri varsa diye bir soru sormuş bize de. Evet arkadaşlar. Burada 9 demiş ama 10 çıkıyor. Yanlış yazmışız. Önemli değil. Şimdi geldik buna. X kare artı y kareyi bulun diyor. Önce x karenin aralığını bir bulalım. Şimdi x karenin aralığını yazıyorum. Dostlar 0 dahil mi? Evet, çünkü bu aralığın içinde 0. O yüzden 0 küçük eşittir ile başlıyorum. Bununki 16, bununki de 9'dur. 16'yı da getirip buraya yazıyorum. Mevzu bu. Şimdi y karenin aralığını bulalım. 0 bu aralıkta mı? Evet aralıkta. O zaman 0 küçük eşittir diye yazıyorum. Y kare. 1'in karesi 1 değil mi dostum? Pardon, 1'in karesi 1, eksi 2'nin karesi 4. Büyük olanı yazıyorum. 4'ü de yazdım buraya. Topla diyor bize de. Hadi toplayalım. 0 küçük eşittir x kare artı y kare geliyor. Küçük eşittir 20.
Hocam ikisinde de eşittir var değil mi? Evet. Çünkü neden? Eksi 2'nin karesini aldım. Onun yanında eşittir var. Mesela burası daha büyük çıksaydı eşittir olmadığı için buraya da koymayacaktım. Eksi 4'ün karesini aldım. Yanında eşittir olduğu için ben de buraya koydum. Topladık bunları. 20 çıktı tabii ki. Demek ki 20 olabilir. En fazla da 20 olur. Yapıştır gelsin. Evet dostlar. Bunu da hallettik. Şimdi hemen gelelim. Şöyle farklı farklı sorular çözmeye dostlarım. Bakalım bu ne diyor. Diyor ki. Kaç dakika oldu bu arada? Yine 30 dakika olmuş. Evet. Bayağı da kağıt var ya. Çok da kağıt var elimizde. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar artık. Şimdi şunu çözelim. Hadi bakalım. İse C'nin en geniş tanım aralığı nedir diye de bir soru sormuş bize. C'nin en geniş tanım aralığını istiyor arkadaşlarım. Şimdi bakın şurayla birazcık oynayalım biz. C dediğimiz ifade şöyle yazılır. Şimdi ortak payda da yazmış ya. Ben bunu ayrı ayrı paydalarda yazıyorum. Yani şundan bahsediyorum. 4B bölü B artı A bölü B şeklinde yazdım bunu dostum. Peki buradaki B'ler gitse... C eşittir 4 artı A bölü B olur mu can kardeşim? 4 artı A bölü B. Peki C dediğimiz şey 4'ten büyük bir sayı olduğu aşikar. 4'ten daha büyük. Peki şurayı konuşalım şimdi. Bakın şu ne demek? A B'den küçükmüş. Yani şurası kesinlikle ama kesinlikle basit bir kesirmiş dostum. Basit kesir demek yani... Eğer eşittir de olsaydı, A, B'ye eşit olsaydı eğer ki burası tam 1 olacaktı. 1 olabilirdi. 1 olma ihtimali vardı diyebilirdim o zaman. Yani A, B'ye eşittir en fazla 1 olur derdim. Ama basit kesir. Yani üstteki alttakinden küçük her halükarda. Burası %100 1'den küçük olacak dostum. 1 olmayacak. 1'den küçük, 0'dan da büyük bir sayı. Yani 0,1'li bir şey olabilir. 0,2 olabilir. 0,3 olabilir falan filan. Ama 1'e kadar çıkar. 1 olmaz ama. En fazla 1 olur. Peki 1 olsaydı C ne olurdu bu durumda? 5 olurdu. 1 olsaydı C 5 olurdu. Peki 0 olsaydı C ne olurdu? 4 olurdu. 0 olamaz. 1 de olamaz. O zaman C'de 4 ile 5 de olamaz. Ama 4 ile 5 aralığındaki bütün sayılar olabilir. Yani 4'ten büyüktür, 5'ten küçüktür C dediğimiz ifade. 4,1 olur, 4,2, 4,3 olur ama 5 asla olmaz. Çünkü burası asla 1 olmaz. Çünkü A, B'den küçük. A, B'den küçükse basit kesirdir. Bunu rasyonel sayılarda gördük. Pay paydadan küçükse basit kesirdir. Ve buranın sonucu 0 nokta bir şeydir en fazla. Bakın bir tane daha var burada. C'nin tanım aralığını bulun diyor. Hadi gelin yine C'yi şöyle yazalım biz dostlar. Bunlar da her soru bankasında karşınıza çıkacağı için böyle karışık karışık yazdım ben de bunları dostlarım. Şimdi önce şunu ortak paydadan kurtaralım. 5A bölü A artı B bölü A olsun. A'lar gider. C eşittir 5 artı bir şey oldu dostlarım. B bölü A. B bölü A dediğimiz şey. Şimdi bir kere ikisi de eksi sayı. Bakın ikisi de sıfırdan küçük. Şurası pozitif çıkacak. İkisi de eksi ya hani. Eksi bölü eksiden artı gelecek. Bir kere artıyı koydum buraya. İşaret değişmiyor yani. B daha büyükmüş A'dan. B A'dan büyük bir sayıysa tabii yine negatifler falan filan var. Mesela ne olsun işte arkadaşlarım. Burası 0,5 olsun. Burası da 0,6 olsun. Ne oldu bakın 0,5 bölü 0,6. Tabii ikisi de eksiydi. Eksiler kayboldu. Eksi bölü eksi artı. Yine birer virgül de ondalık sayılarda öğrendiğimiz gibi sağa kaydırdık. 5 bölü 6 oldu bak yine. Yine basit kesir oldu. Şunun aynısı oldu. Yani en fazla 0,9'lu bir şey olacak. 1 olmaz burası yani. 1'den küçük bir sayı çıkar. 1'den küçük. İşte 0,1, 0,2, 0,3 gibi. O zaman bu adam 5 virgül bir şey olacak arkadaşlarım. 5 virgül bir şey. Peki 6 olur mu? 6 asla olmaz çünkü burası basit kesirdir. 1 olmaz. O zaman yine C 5'ten büyüktür dostum. C 6'dan da küçüktür. Burası asla 1 olmayacağı için 5 artı 1'den 6 da asla olmaz. Yani yine
5 ile 6 aralığında bir değer çıktı diyebiliriz. Evet, şimdi farklı bir soru tarzını daha hemen şurada gömelim dostlarım. Bakın burada da işaret sorusu, pozitiflik, negatiflik sorusu gibi bir sorudur arkadaşlarım bu da. Diyor ki, ifadelerinden hangisi doğrudur? Şimdi A ile B'yi bir hemen konuşalım. İkisi de sıfırdan küçük. Bir kere ikisi de negatif bir sayı. B birazcık daha büyük. Eksi 1 olsun, eksi 2 olsun dostlarım. Bakın değer verdik. Şimdi sonuca bakalım. Diyor ki, eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsam, bak ikisi de eksi olduğu için çarpımları ne olacak? Kesinlikle eksi çarpı eksiden artı. Ama bu diyor ki sıfırdan küçük olsun olacak diyor. Eksi olacak diyor. E yanlış o zaman değil mi dostum? Bu gitti. A bölü B. Eksi bölü eksi. İkisi de eksi olduğu için sonuç ne çıkar? Artı çıkar buranın sonucu. Yani yine sıfırdan büyük olması lazım. Ama bu sıfırdan küçük olsun. Eksi çıkar diyor bize. E o zaman bu da yanlış. Şuna bakalım hemen. B kare A kareden daha küçüktür diyor. E peki alalım. B kare nedir dostum? 1. A kare nedir dostum? 2. 4. Eksi 2'nin karesi 4. 1 4'ten küçük müdür? Evet doğru. İşte Ceyhan'ı bulduk hemen. Geldik şuna. Hadi bunu konuşalım şimdi. A kare A'dan küçükmüş. Bir de A ile B'nin çarpımı sıfırdan küçükmüş. Şimdi A ile B'nin çarpımı sıfırdan küçükse dostum, bir kere bunlar kesinlikle zıt işaretli. Yani A eğer ki negatifse B kesinlikle pozitif, çarpımlarının eksi çıkması için. A pozitifse B kesinlikle negatif olacak. Zıt işaretli olacakları aşikar. Yani bizim burada hangisi doğrudur diyor ya, o zaman söyleyebileceğimiz şey ya Bursa şıkkı ya Adana şıkkı. Bakın B'nin pozitif ya da negatif olduğunu buradan birisinden birisi doğru bunların. Bakalım hangisi. Onu da şuradaki A kare küçüktür A ifadesi belirleyecek. Aslında az önce şurada da söyledik dostlarım. A kare A'dan küçük demek ne demek? Bunu bir konuşalım. Şimdi A negatif bir sayı demektir dostlar bu. Hani eksi 2 olsun mesela A atalım. Eksi 2'nin karesi ne yaptı? 4. Küçük müdür 2'den? Pardon yanlış söylemişim bu arada. Eksi 2'den. Kesinlikle ayrı. Yani bu ne demekmiş dostum o zaman? A negatif bir sayıdır ama şunu söyleyeyim. 0 ile 1 aralığında olsa mesela A. 0 ile 1 aralığında olsa. Hani şunun ne demek olduğunu, Türkçesini söylüyorum burada. A 0 ile 1 aralığında olsa. Peki. Ne olsun mesela 1 bölü 2. 1 bölü 2 ise A. Karesini alsam 1 bölü 4 küçük müdür gerçekten 1 bölü 2'den? Evet doğru. O zaman biz şöyle genelleyelim bunu. Bir şeyin karesi küçüktür bir şeyden, kendisinden dediğimiz zaman o şey kesinlikle 0 ile 1 aralığında olacak. Bakın hemen notlarınızı alın. Göreceksiniz bunu sorularda. Diyecek ki x kare küçüktür x. Sen hemen şunu diyeceksin. Bunun söylemi Türkçe karşılığı x kesinlikle 0 ile 1 aralığındadır demektir değil hemen. Peki 0 ile 1 aralığında demek de pozitif olduğu anlamına geliyor mu can dostum? Peki A'nın pozitif olması B'nin negatif olması anlamına mı geliyor? O zaman sorumun cevabı kesinlikle Adana'dır. Yapıştır gelsin. Pekala. Bunu da gömdük dostlar. Şöyle bir bakıyorum şimdi. Burada 3 tane var. Burada 4 tane var. Nasıl yapsak diye. Bunlar da kalsın artık ya, artık çok zaman geçti, yorulduk dostlar. Saat gecenin bir yarısı tabii ki, siz belki bunları gündüz izleyeceksiniz ama şu anda çok geç bir saat. Hatta saati de bilmiyorum ama en son baktığımız 02 falandı. Neyse dostlar, yeter bu kadar, yorulduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.